Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Azerbaycan mutfağından birkaç farklı yemek tarifi vereceğim. Kardeşimle birlikte mutfağa girdik, o hazırladı. Bense hem ona yardım ettim hem de sizler için kayda aldım. Çok önemli püf noktalarını bana anlattı. Ben de hemen sizlere aktarmaya çalışacağım. Detayları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve hemen başlıyorum. Öncelikle şiş kebabımızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için 1 kilogram kadar kuzu but etini küçük küçük doğrayıp içerisine de 200 gram kadar kuyruk yağı ilavesi yaptık. Yani doğradık. Daha sonrasında ise kıyma makinesinden bu şekilde geçirdik. Eğer bu şekilde bir makineniz yok ise hazır kuzu kıyma da kullanabilirsiniz. Bu arada kuzu eti kullanmak da şart değil. Orijinali bu şekilde yapılır. Evet, ama isteğe bağlı. Dana eti de kullanabilirsiniz. Her halükarda gayet güzel olacaktır. Lakin kuyruk yağı eklemeniz zorunlu. Etiniz çok fazla yağsız ise 250 gram kadar kuyruk yağı ilave ediniz, ama yağlı ise bizimki gibi 200 gram kadar yeterli. Ve bir tane de küçük boy soğan doğruyoruz. Minnacık doğrayalım. İçerisine isterseniz makineden geçirebilirsiniz ama sulanacağı için kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Makineden geçirirseniz de mutlaka elinizle suyunu sıkıp çıkartın. Eğer ilk defa bu şekilde bir kebap hazırlayacaksanız soğanı en son aşamada, yani dinlenme aşamasından sonraki aşamada da ilave edebilirsiniz. Çok fazla eklemiyoruz. Sadece 1 kilogram et için 1 tane soğan yeterli olacaktır. Şimdi 1 kilogram et, 200 gram kadar kuyruk yağı ve 1 adet de soğanı ince ince doğrayıp elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da güzel olacaktır. Biraz karabiber ilavesi yaptı kardeşim. Birazcık da tuzu ekledik. Tuzu da göz kararı ilave etti, ama toplamda 2 çay kaşığı kadar, pardon, tatlı kaşığı kadar ilave etti. Tarifin en önemli püf noktası yoğurma aşamasıdır. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da kebabınız güzel olur ve kesinlikle şişten düşmez. Eğer çok fazla yoğuramıyorsanız bu şekilde kıymanızı çiftler olacak şekilde de makineden geçirebilirsiniz. Ama elle yoğurmak tabii ki de çok daha farklı ve güzel yapacaktır tarifinizi, yemeğinizi. Yoğurmaya devam ettikçe kıymanın rengini videoda da görüyorsunuz. Her aşamayı sizler için çektim. Sonuç olarak bu şekilde tamamen beyazlamış olması lazım. Türk kebaplardaki gibi, yani mesela Adana Urfa kebaplarındaki gibi, bizler çok fazla baharat eklemiyoruz. Tarifi tekrardan söylüyorum. 1 kilogram et için 200 gram kuyruk yağı, çok az miktarda karabiber, tuz ve de 1 adet soğan ilave ettik. En az yarım saat 40 dakika kadar yoğurduktan sonra rengini aldı. Artık hazır olmuştur. Şimdi buzdolabına dinlenmeye alıyoruz. Ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur. Şişli de durur, ama serin yerde dinlenmesi zorunludur. Şimdi geçelim benden tarifi çokça sorulan patates kebabına. Bunun için ben 1,5 kilogram kadar patatesi soydum. Güzelce yıkayıp tencereye aldım. Ağzını kapattım. Atıyorum ve bu şekilde kaynamasını, yani haşlanmasını bekliyorum. Ortalama haşlanma süresi 15-17 dakikadır. Çok fazla ezmenize gerek yok. Çünkü daha sonrasında makineden geçireceğiz. Bu şekilde birazcık yumuşamış olması yeterlidir. Tarifi benden o kadar çok soruldu ki ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz patatesleri soymadan o şekilde de haşlayıp hazırlayabilirsiniz. Ben birazcık tembel iş olsun diye bu şekilde yaptım. Daha sonrasında kolaylık olması amaçlı. Daha sonra patatesleri süzdüm ve soğuttum. Bu şekilde kıyma makinesinden geçiriyoruz. İçerisine de 1,5 kilogram patates için, yani haşlanmış patates için 300 gram kadar kuyruk yağı ekledik. Kuyruk yağı zorunlu. Aksi takdirde tabii ki de kebaplarınız şişte durmayacaktır. Ama mutlaka bu tarifi deneyin. Çünkü benim en çok sevdiğim, etten bile daha çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Gerçekten de Instagram'da gören arkadaşlar da o kadar çok sordular ki ben de tariflerin tamamını paylaşmak kararı aldım tabii. Ama bunu özellikle sizler için tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin.
Patateslerin ve kuyruk yağının tamamını kıyma makinesinden geçirdikten sonra üzerine bir adet çırpılmış yumurta ilave ediyoruz. Daha fazla yapmak isterseniz eğer malzeme listesini 2 katına kadar çıkartabilirsiniz. 1,5 kilogram patates için 1 adet yumurta yeterli olacaktır. Üzerine ilave ettikten sonra şimdi sıra geldi baharatlarına. Toz kırmızı biber ekledik. Biberimiz acı olduğu için çok fazla ilave etmedik. Elimizde de tatlı toz biberimiz yoktu maalesef. O yüzden eklemedik ama tatlı toz biber de bu tarife çok çok yakışacaktır. Bir tatlı kaşığı kadar tatlı toz biber ilavesi yapabilirsiniz. Birazcık da karabiber eklenebilir isteğe bağlı ve tuz ilave ediyoruz. Kardeşim yine göz kararı ekledi ve ortalama 2 tatlı kaşığı kadar ilave etmiştir. Tadına bakarak sizler kontrol edebilirsiniz. Yani tuzunu tamamen damak zevkinize göre eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve diğerindeki gibi yani şiş kebaptaki etle yapılandaki gibi burada da elinizle yoğurmak zorunlu. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da güzel olur. En az 10 dakika kadar bu şekilde malzemenin birbirine tamamen geçmesini sağlayalım. Eğer seviyorsanız çok az miktarda yeşillik ekleyebilirsiniz ama orijinalinde yeşillik yok. Sade olacak şekilde hazırlanır ve kardeşimin dediğine göre yağsız teflon tavada da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yani bildiğiniz patates köfte olacaktır. Hatta isteğe bağlı üzerine birazcık galeta unu da serpiştirebilirsiniz. Onu hazırladık, buzdolabına dinlenmeye aldık ve bizler geçtik şimdi. Kuzu buğulamayı hazırlamaya. Bunun için de öncelikle sebzelerimizi doğrayıp hazırladık. Sizler sıkılmayasınız diye bu aşamaları da hızlıca göstermek istedim. Öncelikle 2 adet yeşil biber, 2 adet de domates doğrayacağız. Domatesimiz büyük olduğu için 1 adet kullandık. Kabukları çok fazla inceydi. Yani pembe domates de soymaya kardeşim gerek duymadı. İsteğe bağlı soyabilirsiniz. Bir adet de acı biber ilavesi yaptık. Acı biber fazla kullanmadık çocuklarda olduğu için. Ama sizler isterseniz bir tık daha acı miktarını arttırabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle çok yakışacaktır. Ve biraz da yeşillik ilave ettik. Taze sarımsak, yani yeşil olan kısmından çok az miktarda reyhan ve kişniş. Kişniş her damak zevkine uymaz ama bizler et yemeklerinde çok fazla kullanırız. Size de tavsiyem o yöndedir. Bolca da soğan ekledik. Küçük küçük doğradık. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Şimdi tamamını büyük bir tencerenin içerisine döşüyoruz. İsterseniz tencere değil, Türkiye'de bulunan saksı değil de güveç kaplarda yapabilirsiniz. Onda da çok çok güzel olacaktır. Yani bu tarif tam güveçlik ama elimizde bir güveç olmadığı için bu şekilde tencerede pişirdik. Birazcık da yeşil erik ekledik. Tarife çok çok yakışacaktır. Çok fazla ekşi olmasını istemezseniz 4-5 tane eklemeniz yeterli. Her ara katıda biraz tuz ilavesi yaptık. Tarifte su kullanmayacağımız için, yani sadece kendi suyunda pişeceği için ara ara tuz eklemeniz daha da doğru olacaktır. Yani uygun olacaktır. Bu tarif içinde toplamda 1,5 kilogram kadar kuzu eti kullandık. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tariflerle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer varsa sizlerin de farklı tarifleriniz, bildiğiniz, sevdiğiniz tarifler yorum kısmında yazarak bizlere de fikir olabilirsiniz. Değerli düşüncelerinizi okumak benim için çok keyifli olacaktır. Sebzeler ve eti tencereye döşedikten sonra aralarına birazcık da sarımsak ilavesi yaptık. Son olarak ise taze toplanıp kurutulmuş dağ kekiği ekledik.
Yengem kendisi toplayıp kurutmuş, çok çok güzel ve lezzetli bir kekikti. Çok fazla ilave etmedik, birazcık ekledik. Kekiğinizin kokusu ve tadı çok hani taze ise, çok keskin ise az ekleyin. Ama az ise birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz. Tencereye aldıktan sonra hiç su eklemeden malzemenin tamamını bir araya getirdik. Su eklemiyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ortalama 1,5-2 saat kadar o şekilde orta ateşte pişmeye bıraktık. Şimdi geçtik tavuk but kebap pişirmeye, yani hazırlamaya. Önceden bu şekilde pastırma haline getireceğiz. Baş kısımlarını butların bu şekilde kardeşim kesip çıkardı. Eğer ızgara gibi yapacaksanız aralarına birkaç tane çizik atabilirsiniz. Biz şişte yapacağımız için gerek duymadık. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine 1-2 adet kadar soğan doğrayıp ekledik. Birazcık karabiber ilavesi yapıyoruz. Tuz ekledik. Yine damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Biz toplamda 2 kilogram kadar but kullanmıştık. Ve olmazsa olmazımız kekik, et yemeklerine çok çok yakıştırırız. Tansiyonu da dengelediği için gerçekten et yemeklerinin olmazsa olmazdı. Azıcık da salça ilavesi yaptık. Az önce de söylediğim gibi tatlı toz biberiniz varsa salça yerine kullanabilirsiniz. Onu da buzdolabında dinlenmeye aldık. En az 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz ki malzemelerin birbirini tamamen geçsin. Ve geçti artık kardeşim şiş kebapları hazırlamaya. Elinde bu şekilde yuvarladıktan sonra şişin üzerine geçirdi. Elinizi her seferinde mutlaka sıcak su ile sulayın, yani ıslatın, aksi takdirde yağ, et yağlı olduğu için elinize yapışacaktır. Bu arada bir tane şişte toplamda 220-250 gram kadar et olması lazım. Parmağıyla da bu şekilde ikiye ayırdı ki daha sonrasında serviste kolaylık olsun. Tamamını bu şekilde hazırladık ve şişlerin üzerinde kaldı. Şimdi geçelim patates kebabımızı da hazırlamaya. Onu da aynı şekilde şişe geçirdi. Elini her seferinde sıcak suyla ıslatarak üzerini düzeltti. Tamamını hazırladıktan sonra mangalın üzerine alıp pişirme aşamasına geçtik. Çok çok sorulduğu için bu tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Özellikle de şiş kebap ve şiş patates kebabı çok çok sevilen tariflerden bir tanesi. Her yerde özel tarifleri bulamazsınız. Bulursunuz ama tabii mangala aldığınız anda kebaplar, etler, patatesler hepsi dökülmeye başlar. O yüzden söylediğim püf noktalara dikkat ederek tarifimizi hazırlamaya çalışırsanız 10 numara 5 yıldız kebap yapmış olursunuz. Patates kebaplarımız da gördüğünüz gibi kesinlikle şişten düşmedi. Çok çok güzel oldu. Az önce de söylediğim gibi benim en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Kardeşime bu güzel tarifleri için çok çok teşekkür ediyorum. Tarifimiz bu kadar. Şimdi geçtim artık sunum aşamasına. Umarım tariflerimizi beğenmişsinizdir. Azerbaycan'dan hepinize çok çok selamlar söylüyoruz. Ve kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.